أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعوذ بالله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قبلي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد على كل حال أعوذ بالله من حال أهل النار آمين اللهم آمين Tatlı sohbetinizi böldüm ama iyi bir şey için böldüm inşallah, mağdur etmeyeceğim sizi. Bugün dördüncü lemayı tefekkür edelim istiyorum Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle. Dördüncü lema, Üstad Hazretlerinin ehli i Sünnet'in Şia ile arasındaki bazı mevzularda durduğu yeri izah eden, çok tatlı, çok latif, kırmayacak bir dille ehli i Sünnet'in savunusunu yapan bir metin dördüncü lema. Fakat buraya başlamadan önce şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Ee, ahir zaman özellikle ahir zamanda müsteşriklerin e, oryantalistlerin diğer ifadesiyle kullandıkları dil bunun alem İslam üzerindeki etkisi bizi semavi meseleleri arzi ispatlarla anlatmaya biraz yatkınlaştırdı. Ee, Üstad Hazretlerinin ihtilafsalesinde de dikkat çektiği bir tehlikedir bu. Bu zamanın bakışı Arzidir. Ne demek arzi? Beşeri ilimlerin bir şeyi bu. Getirisi mesela sebeplerle açıklamayı sever. Ya da nefis düzleminde açıklamayı sever. Mesela işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok evliliğine haşa sümme haşa o pak eteğe bu çamurlar yakışmaz ama işte haşa kadına düşkünlüğüyle açıklamaya çalışıyorlar müsteşlikler. Neden? Nefis düzleminde açıklamayı seviyorlar her şeyi. Sosyoloji, psikoloji bunların böyle bir marazı var her şeyi böyle beşeri düzleme indirerek açıklamaya çalışırlar. Halbuki biz nasıl bakıyoruz? Biz hep onlara semavi bakıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yaptıysa onun yüce bir amacı vardır diye bakıyoruz. O bakış bizi de etkiliyor. Bu zamanda bu metin her ne kadar konusu farklı olsa da o noktada da bizi çok düzeltecek. Mesela işte ikinci nükteye geldiğimizde Efendimizin Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhü onlara karşı muamelesini göreceğiz ama o muamele içinde Efendimizin beşeri muamelelerinde dahi nasıl yüce gayeler gözettiğini, kolladığını, kuşattığını onlara baktığımız zaman sadece arzda değil semada neler ifade ettiğini, semavi manalarla neler ifade ettiğini kollamamız gerektiğini öğreneceğiz inşallah. Dördüncü lamanın diğer bir ismi Minhacüs sünne. Ben bu derse konu olarak başlık olarak şöyle bir şey vermiştim. Sezer abi de belki buradaysa biraz garipsedi onu. Siyerinde müteşabihatı olur mu diye bir başlık seçmiştim. Bu başlığı bize avcılarda Serdar abi, Serdar Turhan abi belki buraya da gelip gidiyor çoğunuz tanıyorsunuz. O verdi, o oluşturdu. Nasıl? İşte o Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhümecmain onları okurken, o bahsi okurken dedi ki ya demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da hayatında dedi Müteşabihat gibi şeyler var. Ne demek müteşabihat? Yani çok anlama gelebilir. Eğer sui niyetle yaklaşırsan kötüye de yorabilirsin. Ama hüsnü niyetle bakman lazım. Mesela işte Hz. Ayşe Efendim, e, validemizle Efendimizin evliliği. Değil mi? Çok böyle dile dolanıyor. Sui işte, kastlarla dile getiriliyor. Böyle kirletilmeye çalışılıyor. Haşa işte Efendimizin çok evliliği veya işte buradaki bahsedilen mevzu. Bunları nasıl anlamak lazım? Bunları diyor şey düşünmek lazım. Müteşabihat gibi. Ancak e, ulema İslam'a ilimde rusuh peyda edenlere Kur'an'ın ifadesiyle gidildiği zaman bunların aslında ne için olduğunu bize onlar anlatır. Kur'an böyle emrediyor. Eğer müşküle düşerseniz anlayamadığınız konu olursa ilimde rusuh peyda edenlere gidin diyor. Biz de bu konuda müşkülümüz varsa Üstad Hazretleri'ne müracaat ediyoruz şimdi. Bu Risale'nin diğer bir adı Minhacü Sünne demiştim. İnternetten baktım Minhacü Sünne diye başka eser var mı diye. İbn Teymiye'nin de bir tane Minhacü Sünnesi var. O da bundan belki 800-900 yıl olmuş mudur abi? Olmuştur o kadar belki Abdurrahman Hocam değil <laughs> mi? Öyle mi? O zaman 8 falan mı? 7-8 gibi. <laughs> abi, ya, öyle bir şey. O da mesela Şi Şiilere karşı bir reddiye olarak yazılmış fakat orada Hani okuyanlar diyor ben okumadım ama biraz üslubu sert gidiyormuş. Bazen Ehli Beyt'e de böyle haksızlık ettiği oluyormuş. Ama Üstad Hazretleri'nin burada kullandığı dil çok güzel bir dil. Başlayalım bakın nasıl tatlı bir dil var. Dördüncü lema. Minhacü sünne yani sünnetin yolu bu risaleye layık görülmüştür. Bu isim bu risaleye layık görülmüştür. Meseleyi imamet bir meseleyi fer'i olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesaili imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dünde medar-ı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmeti esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Mesele-i imamet nedir? Bileniniz var mı? Mesele-i imamet Evet yani şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra imam kim olmalıydı? Meselenin özü bu yani tartışmanın özü bu. Hani Şiiler diyorlar ki Hazreti Ali'nin hakkıydı radıyallahu anh. Biz de diyoruz ki hayır bu neseple ilgili bir şey değil. Liyakatle ilgili bir şey. E, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh daha liyakatliydi. Ümmet de onu seçti diyoruz. Veya işte o Hülefai Raşid'in sırası onları eliyak görüyoruz. E, orada bizim noktayı nazarımız e, liyakat. Şianın noktayı nazarı nesep. Kan bağı yani. Onun kan bağı olduğu için o geçmeliydi veya işte onun hakkında çok stajist haberler var o geçmeliydi gibi gibi. Bu mesele aslında bir meseleyi feriye yani dinin asıllarından değil akaitten değil normalde ama ziyade ehemmiyet verildiğinden yani çok tartışmalara sebep olmuş İslam tarihinde. <laughs> onlarda evet onlarda daha da şey evet e, hatta masum imamlık mevzusundan falan bize de çok şeyleri var onların değil mi eleştirileri var o noktadan bir mesaili imaniye sırasına girip ilmi kelamda, ilmi kelam biliyorsunuz zaten Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın muradını kelamından anlamak diye özetleniyor. İlmi kelamda ve usulü dinde, dinin usulünde medarı nazar olduğu cihetle bunlar birer ilim dalı. Kur'an'a ve imana ait hizmeti esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma harisun alaykum bil mu'minina Bu ayet Tevbe suresinin 128. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Tevbe suresinin 128. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Bir daha okuyayım. Çok ballar balı bir mesaj var burada. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Tevbe suresinin 128. ayeti kısa bir maliyle böyle buyruluyor. Bu ayette bize verilen mesaj ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine karşı çok derin, yoğun bir iştiyak sahibi. Onlara merhameti var. Onların e, hayatının her bir detayıyla ilgileniyor. Sünnet-i düşündüğümüz zaman da Efendimizin o kadar detaylı bir şey ki, yani sünnet-i seniyeye baktığınız zaman kapıdan giriş, kapıdan çıkış, işte e, selam verme, selam alma... <laughs> hayatın her bir ince şeyine kadar işte sofraya oturduk, nasıl başlayacağız yemeğe falan bunlara kadar bu bu detaylılık aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize iştiyakının sonucu. Neden? Acabaya düşmemizi istemiyor. Öyle miydi, böyle miydi, şöyle miydi dememizi istemiyor. Bize yardım ediyor. Bir annenin, babanın çocuğuna şefkati nereden anlaşılır? Çocuk e, acabaya düştüğü yerlerde ya işte yanlış yapabileceği yerlerde atıyorum merdivene doğru gidiyor düşebilir. Bak oğlum öyle yapma şöyle inersen şu kenardan tutarsan daha güzel inersin. Bak oğlum şöyle yaparsan şöyle daha iyi olur. Bak kızım böyle yaparsan şöyle daha iyi olur. Yani bizim şefkatimiz nasıl tezahür ediyor hayatta? Şefkat ettiklerimizin fiillerindeki acabaları yanlışa düşebilme ihtimallerini e, efendime söyleyeyim arızaları gidermeye çalıştıkça ortaya çıkıyor. Bu bizim o küçük annemiz, annemizin, babamızın veya bizim kardeşimizin olan küçücük şefkatimizin sonucu bu oluyorsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o azim şefkatinin sonucunun sünnet-i seniye olması garipsenir mi? Hani bunun garipsenecek bir tarafı var mı? Biz o kadar ilgileniyorsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bizimle bu kadar ilgileniyor. Kapıdan girişimiz çıkışımıza kadar, selam verişimiz alışımıza kadar, işte bir müşküle düştük. Orada çözümü nasıl yapacağız? Deniz feneri gibi bize ışık tutarak. Aslında o detaylı ilişkisi Efendimizin şefkatinin hakkı. Ve şefkatinin tutarlılığı. Hani bazen duyarsınız yani bugünlerde çok böyle televizyona çıkan tipler var bu konuda. Ya diyor tamam diyor peygamber efendimiz gelmiştir aleyhissalatü vesselam ama diyor postacı gibidir diyor. Mesajı iletmiştir. Zaten onun görevi ondan ibaretti. Başka da bir görevi yoktu. Peki onun şefkati? Peki onun şefkati? O ne oldu? Olmadı o zaman. Bak bu Kur'an'ın haber verdiği bir şey bize, onu inkar etmiş olduk. Demek ki bu Tevbe suresinin 128. ayeti bize şunu öğretiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatının fiillerine, detaylarına, işlerine, öğrettiklerine bir, onun bize iştiyakı noktasından bakacağız. İki, diğer ayet geliyor. O da 129. ayet. Hemen peşinden Tevbe suresinin. Fe hasbi hasbiyallahu la ilahe illahu alayhi tevekkeltu ve hu rabbul arşil azim. Onun da kısa bir meali şu şekilde. Ey peygamber, eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki, bak ey peygamber, eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce arşın Rabbi de odur. Şimdi 128. ayet bize Efendimizin iştiyakını anlattı. Peki 129. ayet bize ne anlattı? O da Efendimizin bizden istinasını anlattı. Ne anlamda? Menfaat anlamında. Yüzünüzü çevirirseniz Efendimizin size bir eyvallahı yok ki aleyhissalatü vesselam. Onun bize bir ihtiyacı var mı? Ahmet 14 asır sonra gelmiş. Onun sünnetine ittiba etse ona ne zararı şey faydası var? Etmese ne zararı var? Yani benim şeyim ulaştırabiliyor muyum ona? Yok. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizimle ilişkisi bir iştiyakı, iki istihnası. Şu şekilde açıklayamayız yani. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa sümme haşa onun pak eteğine böyle çamurlar bulaşmaz da. Kadına ihtiyacı vardı da o yüzden çok evlendi. Haşa. Hayır o bu noktada istina sahibi. Bu ayet bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istinasını anlatıyor. Onun fiillerini, tavırlarını, hallerini bu noktadan değerlendirmeyin. O noktada size Efendimizin tırnak içinde tabiri caizse eyvallahı yok. Öyle düşünürseniz hata edersiniz dersi var. Bir daha okuyorum meali bakınız. Ey peygamber eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi de odur. Şimdi devamındaki mevzu geldiğinde iyice açılıyor. Bir ayet daha var. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي Şura suresinin 23. ayeti. Orada da kısa bir mealiyle buyrulan şu. De ki vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Bak nasıl bağlandı birbirine Tevbe suresiyle. Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve ehli beytime muhabbettir. Fakat burada şöyle bir durum da oluştu. Belki dikkatinizi çekmiştir. Hem ücret istemiyorum diyor hem de şunu istiyorum diyor. Şimdi haşa sümme haşa bu ayette bir çelişki mi var? Ben diyor ücret istemiyorum ama diyor şunu da istiyorum. Normalde işte dedim ya o arzi bakma hastalığıyla, beşeri bakma hastalığıyla biz bu mevzuya bakarsak ki Devamında göreceğiz ki Bediüzzaman Hazretleri biraz e, o noktada hataya düşenlerin de burada kaydığını düşünüyor. Efendimizin bu sevgi istemesi sanki akrabasına kıyak gibi haşa. İstiyor da ne için istiyor? Bak ben size bu kadar iyilik yaptım siz de benim akrabamı kollayın. Haşa böyle mi diyor Efendimiz? Haşa haşa öyle değil. Orada yine bizim menfaatimiz var. Geldik üstteki ayete Terbe suresindeki bize merhameti, bize şefkatinden dolayı bunu bizden istiyor. Bakmamız gereken bakış açısı bu ayete üstteki iki ayette şekillendirilmiş. Bir daha okuyayım mealini metne geçelim artık. De ki vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Ücret olarak istemiyorum bunu diyor. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve ehli beytime muhabbettir. Birinci makam. Dört nüktedir. Birinci nükte. Resul-i Ekrem vesselamın ümmetine karşı kemali şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet, rivayeti sahiha ile yani sahih rivayetlerle sabit mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiya dahi aleyhisselam dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem vesselam ümmeti ümmeti diye rehvet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti eşitmiş. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatkel ane mekarime ahlak, güzel ahlak örnekleri, kemali şefkat ve rehvetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, burası çok mühim, ümmetinin hadsiz selavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin bütün saadetleriyle kemali şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine mürat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyle. Şimdi metin tekrar başına dönüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize şefkatli olduğunu, merhametli olduğunu nereden biliyoruz? Bunu iman ediyoruz elbette hepimiz Müslüman ailelerde büyüdük ama ya bunun delili ne diye sorulsa cevaplar geliyor. Efendimizin rivayeti sahiha ile sabit olan mahşerin dehşetinden herkes hatta peygamberler dahi nefsi nefsi dedikleri zaman resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diye refet ve şefkatini gösterdiği gibi. Demek ki bu rivayetler hadis kaynaklarında neden var? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşerde böyle davranacağı bize niye anlatılıyor? İşte bir sebebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyada bizden talep ettiği şöyle yapın böyle yapın dediği şeylere de o şefkatin ekseninden bakmamız için hatırlatılıyor. Yani biz eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini tam bilmezsek onun bize öğrettiklerinin, onun bizden istediklerinin doğru değerlendirmesini yapamayız. Nasıl ki evlat babasının şefkatini bilmezse ya baba bana hep racon kesiyor ya işte babam işte her işime karışıyor ya ya babanın derdi işine karışmak değil ki. Babanın derdi seni yönetmek değil ki. Babanın derdi zaten baban elinde olsa yani se seni bırakır biraz rahat eder. Kulağını dinler, kafasını dinler yani. Babalar mesela çok meşgul oluyorlar evlatlarıyla. Ya da işte babam hep ödevlerime karışıyor ya. Hep oturuyor böyle ödevlerime tek tek bakıyor. Bana böyle bir güvensizlik hissi gibi geliyor falan. Ya babanın derdi o değil. Babanın derdi sen hata yapma. Yani kusur yapma. İlerideki hayatında başarılı ol. Yanlışa düşme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkati de aslında bize onun fiillerine, bizden istediklerine, sünnet-i seniyenimizin hayatla olan ilişkisine o gözle bakmamızı öğütleyen bir şey. Ee, enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ümmeti ümmeti diye bunun kaynağı da burada verilmiş Allah razı olsun söz basımdan e, Buhari'nin tevhid bahsinde geçiyormuş, tefsir bahsinde geçiyormuş, Müslüm'ün iman bahsinde geçiyormuş. Yani bunların delilleri de burada söylenmiş. Refet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından, duasından ümmeti ümmeti işitmiş. Ta Mevlid-i Şerif'e kadar girmiştir bu bahisler. Süleyman Çelebi Rahimeoğlu'nun o metninde okuduğunuz zaman orada bile anlatılır yani Efendimizin dünyaya geldiğinde nasıl bir halde olduğu. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatkar hane karime ahlak, kemali şefkat ve lefetini gösterdiği gibi. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiklerinden birisi kim bu hayatta? Amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh. Yani düşünün biz bile Böyle yakınımız, akrabamız öldürüldüğünde bizdeki mesela kan davaları falan meşhurdur bizim coğrafyamızda. Birisi öldürülü aileden Allah o dava 50 yıl, 100 yıl sürer değil mi? O onu kırar, bu bunu öldürür falan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası gibi gözünün nuru, canının canı birisini katleden vahşi radiyallahu anhı bile affetmiş, İslamiyet'e kabul etmiş. Ya bundan ilerisi olabilir mi ya? İkrime radıyallahu anh Mekke'nin muhasarasında bile İkrime radıyallahu anh karşı koyuyor. Mesela normalde anlaşılmış Ebu Sufyan radıyallahu anh Efendimiz sulh yapmış. Direniş olmayacak ama İkrime radıyallahu anh da Ebu Cehil'in oğlu ya öyle bir şey var ki o İslam'a girmeden evvel hamiyet, müşrik hamiyeti Orada bile direnmeye çalışıyor. Hazreti, Hazreti Halid bin Velid radiyallahu anh komutasındaki birlikle onun birliği arasında çatışma oluyor. Mağlup oluyor, kaçıyor. Bak Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle birisini bile kabul ediyor. Ve hatta onun yanında Hazreti Ebu, e, onun yanında Ebu Cehil'e sövülmesine engel oluyor. Sövmeyin diyor, sövgünüz diyor ölülere ulaşmaz. Ancak dirilerin kalbini kırar. Niye? Bak İkrime radiyallahu anh, ne kadar şefkati var. Ya Mekke'nin fethinde bile direnmiş ya. Savaşmış, karşı koymuş, bütün savaşlarda bulunmuş. Ona bile şefkat ediyor. Ne şefkat ama yani ne kadar yüksek düzeyde. Biz öyle yapabilir miydik? Allah imtihan etmesin kolay bir şey değil. Ee, neşrettiği şefkatkerane mekarim ahlak kemali şefkat ve refetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle ümmetinin bütün saadetleriyle kemal şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş. Bakın salavat mevzusunu Üstad Hazretleri nasıl ele alıyor? Salavat normalde ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ehline dua ediyoruz değil mi? Ona selam, salat diliyoruz. Bundan ibaret. Şimdi insanın aklına gelebilir, şeytanın nefsinin aklına gelebilir. Diyoruz ya arzi açıklama mevzusu bizde de yerleşmiş bir hastalık. Ya bu niye bu kadar kendine dua istiyor? Ha, bak işte cennetteki makamı yükselsin diye falan Allah'ın katındaki şey artsın diye bak haşa sümme haşa. İnsan bu zeminde açıklayabilir mi? Müsteşrikler oraya götürüyor işi işte. Bizi alıştırıyorlar o şarkıyatçılar. Fakat üstad diyor ki Efendimizin salavat istemesi bize şefkatinden. Neden? Onun makamı ne kadar yükselirse o kadar kişiye şefaat edecek. Yani diyor ki bana salat getirin, bana dua edin ki ben ahirette sizden daha fazlasını kurtarayım. Zaten kendisinin bütün geçmiş gelecek günahları affolmuş. Zaten günah yok da olabilecekler de affolmuş. Zaten e, cennette makamı Mahmud'a erişileceği vaad edilmiş Cenab-ı Hak tarafından. Yine de dua istiyor. Bunun iki sebebi var. Bir, makamım yükselsin sizden daha çok kişiyi kurtarayım. Orada benim şefaatime ihtiyacınız olacak. Salavatı bir bundan istiyor. İki bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la özellikle ahir zaman ümmetinin en dinamik ilişkisi salavat üzerinden oluyor. Arkadaşlar bunu abiler hepimiz biliriz. Bir insanın bahsi dilimizden ne kadar uzaklaşırsa onun sevgisi kalbimizden o kadar uzaklaşır. Bakın ismi, bahsi, ona hürmetimiz dilimizden ne kadar uzaklaşırsa ona kalbimizdeki sevgi de o kadar uzaklaşır. Mesela onu çok seviyorum ama adını bile anmıyorum ya. Siz dersiniz ki ya bu nasıl iş? Hemen çok seviyorum dedin, hiç adını da bile anmıyorsun. Böyle bir tezat yani, cemiz zıddeyin deniyor ya buna. Nasıl olur ikisi beraber? Ya onu çok seviyorum ama bir kere bile duamda anmam onu. Ya da işte babamı çok severdim ama bir kere bile Yasin okumadım. Deriz ki ya o nasıl iş ya? Hem çok seviyorum dedin, hem Yasin bile okumuyorsun. İşte bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sevgimizin ispatı da o ilişkinin dinamik kalması da kalbimizde diri kalması da salavat üzerinden oluyor. Ona her salavat getirdiğimizde Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediğimizde o la ilahe illallah'la imanın tazelendiği gibi salavatla da efendimize muhabbetimiz tazeleniyor. Dinamik ilişki tekrar kuruluyor. Hatta ismini anmayayım bir tane işte o modernist, reformist, ta taif eden, hadis inkarcısı, sünnet düşmanı taif eden birisi bu salavatlara düşman. Celle Celaluhu'ya düşman. Diyor ki ya diyor ben Allah'a diyor yalakalık etmek istemiyorum ya. Celle Celaluhu o yüzden demiyormuş haşa. Allah'a yalakalık oluyormuş. Salavatı niye demiyormuş? Efendimiz'i yalakalık etmek istemiyormuş. Ya diyor ben Efendimiz'i e yalakalık etmek istemiyorum ya. Ne yalakalığı abi? İhtiyacın var senin o ilişkiyi diri tutmaya. Zaten dikkat edin dilini salavattan uzaklaşmış adamın Efendimize kalbi de, kalbi de Efendimiz'e hürmetten uzaklaşır. Bak, bunu teneyin test edin çıkar yani dili salavattan uzaklaşanın kalbi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama hürmetten uzaklaşır. Yani o ilişki böyle diri tutulur. Salavatla sıcak tutularak tekrar edilerek. Hatta bu yakınlarda bir kitap okudum bir bilimsel bir kitap. Orada şöyle bir şey anlatılıyordu. E, beyin Öyle bir şey ki nasıl mesela diyelim karlı bir alan çok kar olmuş. Siz o yolu yürüdükçe diyelim işte bir akrabanıza ziyarete gideceksiniz. O yolu yürüdükçe ne olur? Orada bir yol açılır. Her gidiş gelişinizde o karda yol açtıkça siz bir dahaki gidişiniz daha kolay olur. Mesela çünkü yol açılmış olur yani. O kar engeli aşılmış olur böyle birazcık çukurlaşmış olur, düzleşmiş olur vesaire. İnsanın beyni de öyle çalışıyormuş. Mesela Bisiklet sürmeye ilk başladığınızda çok sallanırsınız değil mi? Böyle dengeyi tutmak falan zor olur. Ben hala süremiyorum da. Mesela sürmeyi başaranlar bunu bilirler. Ama alıştıktan sonra sanki şey gibi, meleke gibi. Hiç şey yapmazsınız. Meğer o şöyle açıklanıyormuş. Beyinde bağlantılar var. O bağlantıları sık yaptıkça, sıkla tekrar ettikçe o yollar işlek hale geliyormuş beyinde. Aynı böyle karın üstünde yürüyüp yol açmak gibi. Tekrar ettikçe işlek hale geliyormuş. O yüzden tekrarla yaptığınız şeyler daha çabuk oluyor mesela. Diyelim 10 parmak klavye çalıştınız yaptınız. Adam bakmıyor bile. Seninle muhabbet ederken yazıyor bir taraftan. Niye? Yol işlek hale gelmiş. O nöronlarda bağlantılar kurulmuş. Bak bilimsel plan planıyla var. Bizim de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavatımız bir yolu işlek hale getiriyor. Farkında olalım olmayalım. Evet. Kemal şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkati göstermiş. Salavata da böyle bakılır. İşte bu derece şefkati ve merhamet şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine mürat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyle. İkinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam işte asıl mevzu burası arkadaşlar. Buraya dikkat. Mesela burası nasıl anlaşılacak? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam külli ve umumi kapsamlı vaz vazife-i nübüvvet içinde bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre o azim şefkati o hususi o cüz'i maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Allah Allah. Fakat hakikatte o cüz'i madde külli, umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan o silsileyi azimenin hesabına, o silsileyi azimenin hesabına onun mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş. Örneği gelecek, şöyle bir hikayeyle renklendireyim. Mesela insanın başına elma düşmesi hadisesinin bir şeyi var mı? Ehemmiyeti çok ehemmiyetli bir şey değil. Ama Newton'un başına elma düşmesinden bahsedildiği zaman ne oluyor? Aa, yer çekimi kanunu. Aa, çünkü o yer çekimi kanunun keşfinin o elmanın düşmesi hikayesiyle bir bağlantısı var. O hikayeyi andığınız zaman hemen herkesin aklına şey geliyor. Ha yer çekimi kanunu evet. Newton'un başına elma düşmüştü. O da o elmadan çıkardı ki ha bak kütle çekimi var galiba. Maddeleri yere çekiyor falan. O kanunu öyle keşfetti falan diye hemen kuruyoruz bağlantıyı. Gibi gibi La teşbi ve la temsil. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyeti azime yalnız cibilli şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil. Yani sadece onlar benim torunlarım kanımdan geliyorlar, canımdan geliyorlar, kızımın evlatları diye değil. Belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-ı nuranisinin bir nurani ipin, bir nurani çizginin bir ucu ve veraset nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, mümessili firistesi ciheti iledir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hz. Hasan radıyallahu an kemali şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle, Hz. Hasan'dan radıyallahu an teselsül eden nurani nesli mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şah-ı Geylani gibi çok Mehdi misal veresey i nübüvvet ve Hamele-i Şeriat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam olan zatların hesabına Hz. Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet-i kutsiyelerine nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hz. Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş hem Hz. Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade hemmiyet ve şefkat, Hz. Hüseyin'in radıyallahu an silsile nuraniyesinden gelen Zeynelabidin, Abidin, cafer Sadık gibi Eymme-i Alişan ve Hakiki verese beviye gibi pek çok Mehdi misal Zevat-ı Nuraniye'nin namına ve dini İslam ve vazife Risalet hesabına boynunu öpmüş, kemali şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir. Bak nereye çıktı? Yine o baştaki ayetlere çıkmadı mı? Efendimizin hayatında bizden istediği bir şey. Mesela ehli beytine muhabbet Kur'an'da geçiyor. Veya onlara gösterdiği sevgi. Ya sadece onlar için değil. Bütün ümmet düşünülmüş o işte. Bütün ümmetin menfaati var o işte. Efendimiz bir şey yaptığı zaman öyle bizim gibi bugünü bu anı düşünerek yapmıyor ahir zamana kadar, kıyamete kadar gelecek bütün ümmetinin derdiyle dertleniyor. O fiilde hepsinin bir hissesi var. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam gayb aşina kalbiyle dünyada asr-ı saadetten ebed tarafına olan meydan-ı haşri temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zamanı Adem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hadisatı gören Hatta Zat-ı Zülcelal'in rüyetine mazhar olan Nazar-ı Nurani'si, Çeşmi istikbal Bini'si, yani gelecekle tanışık olan gözü, Efendimizin gaybla tanışık olan gözü, elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsüd eden Aktab ve eynme Verese ve, ve Mehdi'leri görmüş ve onların umum, umumu namına, hepsinin namına başlarını öpmüş. Çok kilit bir cümle, buraya hususi dikkat. Evet, Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmesinden Şah-ı Geylani'nin hisseyi azimesi var. Sadece onun başı onun için öpülmemiş. Şah-ı Geylani Hazretleri içinde ve onun irşat dairesi içinde o baş öpülmüş yani. Bir de şuradan biraz daha okuyayım. Zaten süremizin sonuna geliyoruz. Bitireceğim inşallah. Üçüncü nükte. İllel meveddete fil gurba. Yani bu işte Efendimizin muhabbet istemesi ehli beytine ayetinin bir kavle göre manası Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vazife risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Yalnız ehli, ehlibeytine beytine meveddeti, muhabbeti istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabeti nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. İşte nefis şeytan şeyi bu manaya göre karabeti nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam acaba haşa sümme haşa torpil mi istiyor yani akrabalarına? Ya haşa sümme haşa. Şianın anladığı şekilde mi düşünülür bu mevzu? Hayır. Halbuki inne ekremekum indellahi etkakum ee, sırrına binaen kısa bir meali şu şekilde Allah katında en şerefliniz en ziyade takva sahibi olanınızdır. Hucurat suresinin 13. ayetiydi bu da. Allah katında en şerefliniz en ziyade takva sahibi olanınızdır. Kan değil, nesil değil, soy değil. Takva, liyakat, sırrına binaen karabeti nesliye değil, belki kurbiyeti ilahiye noktasında vazife-i risalet ceryan ediyor. El cevap, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki, Ali Beyti, alemi İslam içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. Bak, alem İslam'ın bütün tabakatında kemalat insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyeti mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Teşehhüddeki ümmetin al hakkında duası ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el al seyyidina Muhammed kema salli ala İbrahim e ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid biz bunu hep dua ediyoruz değil mi namazlarımızda? Bakınız mealine Allah'ım tıpkı İbrahim'e ve İbrahim'in aline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline de salat et. Muhakkak ki sen her türlü hamd ve övgüye nihayetsiz derecede layıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz derecede yüksektir. Bu duayı hep okuyoruz. Bakın bu dua ne yapmış? Makbul olacağını keşfetmiş. Yani bizim Allah onların eksikliğini göstermesin, sahabe döneminden bu zamana ne kadar mürşit, alim yetişmişse, ister manevi ehli beytten olsun, ister tam ehli beytten olsun, yani soyca da Efendimiz'den gelsin, isterse manevi olarak bağlı olsun. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Selman'a radıyallahu anh, sen de ehli beytimdensin demiş, alimlerimiz diyorlar ki, bu demektir ki soyca Efendimiz'in soyundan gelinmese de, eğer sünnet-i seniyesine tam ittibak ediliyorsa, uyuluyorsa, ittiba ediliyorsa o zaman o da manevi ehlibeyt'e dahildir demişler alimlerimiz. İster öyle olsun ister böyle olsun. Onları Cenab-ı Hak bizim bu duamızla kabul ettiği için bize göndermiş. Bir hikmeti de bu. Yani Üstad Hazretlerini mesela bize Üstad Hazretlerini mürşid olarak göndermesinin bu duayla bağlantısı var. Biz namazlarımızda bu duayı etmişiz ya edeceğiz ya. Cenab-ı Hak onun lütfu olarak o mürşitleri, ehl sünnet mürşitlerini o zamandan bu zamana gönderiyor. Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin mekamını cennet, yüce yüce cennetler eylesin. Bizi de şefaatlerine nail eylesin. Yani nasıl ki millet-i İbrahimiye'de ekseriyet mutlaka ile nurani rehberler, Hz. İbrahim'in aleyhisselam alinden neslinden olan enbiya olduğu gibi, Ümmet-i Muhammediye'de de aleyhissalatü vesselam, vazife-i azime-i İslamiyet'te ve ekser turuk ve mesalikinde Enbiya-i Beni İsrail gibi Aktab-ı Ali Beyt-i Muhammediye'yi vesselam görmüş. Onun için Ulla eselukum aleyhi ecran illel meveddete fil qurba demesiyle emrolunarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikati teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri kitabullah, biri Ali Bu hadisin bir başka versiyonu daha var hocam değil mi? Evet. Öyle mi? Bu daha güçlü rivayet. Bir de öyle bir şey var. Hatta bu hadisin bir de ismi vardı özel. Ne hadisi diyorlardı buna? Evet. Ha. Yani adı olduğunu da hatırlıyorum da ne oldu aklıma gelmedi şimdi. Çünkü sünnet-i seniyenin menbaa ve muhafızı ve her cihette iltizam etmesiyle mükellef olan Ali Öyle <laughs> mi? Hmm. Ha, hocam mümkünse kolaydaysa. Ondan sonra bir yer daha okuyup bitireceğim inşallah. Ya da ben şurayı da okuyayım. Ondan sonra hocamdan hadis alalım. İşte bu sıra binaendir ki burayla bitireceğim inşallah arkadaşlar. Burası kilit bir yer çünkü. İşte bu sırra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba ünvanıyla bu hakiki bu hakikati hadisiye bildirilmiş. Demek Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı demek Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniye ittibaı terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dosta olamaz. Yani ne kadar sünneti seniye o kadar Ali Yok dedem çıktı, yok ceddim şöyleydi, yok bilmem şuradan geliyorum, buradan bunlarla bu iş olmuyor bizde. Ehli sünnet dairesinde asıl mevzu liyakat. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen bu işin ne kadar içindesin? Eğer hakkıyla içindeysen soyca sopça bir şey olmana gerek yok. Liyakatin zaten seni çıkarır. Bizim imamlarımız mesela ee, İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri olsun, i̇mam Şafii Şafi Hazretleri gerçi Kureyş kabilesinden, onun belki uzaktan bir akrabalığı var Efendimiz ama e, İmam Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh olsun veya işte İmam Malik olsun. Bizim bu imamlarımız mesela soyca Efendimiz'le bağlı olmayabilirdi. Çoğu da değil zaten. Ama niye biz onlara imam diyoruz? Çünkü liyakatleri var. Yani o kadar iyi o ilimleri tahsil etmişler, o kadar sünnetiye, takvayla ittiba etmişler ki... O imam ifadesini hak etmişler. Ümmet de onlara hakkıyla vermiş. Bizim duruşumuz bu noktada böyle. Hocam istersen... Heh. Buyurun hocam. Yani farklı farklı var ama... Bu Türkçe'si mi? Ben Arapça'sını okuyamadım. Onu da paylaşayım istedim. Ha. Abdurrahman hocamdan şimdi kopya çekiyorum telefonundan. O rivayetin tamamı şöyleymiş... Müslüm'ün rivayetinde ise resul Ekrem'in Mekke ile Medine arasındaki Hum adı verilen bir mevkide yaptığı konuşmada ölümünün yaklaştığına işaret ettiği, ashabına Allah'ın kitabını ve Ehl-i Beyt'in ha, Sakaleyn hadisi burada geçiyormuş parantez içinde Ehl-i Beyt'ini Sakaleyn bıraktığını belirttikten sonra Allah'ın kitabına sarılmalarını tavsiye ettiği ve Ehl-i konusunda onlara Allah'a hatırlattığı nakledilmiştir. Müslim'de Fezlalüş sahabe bahsinde geçiyormuş. İbn-i Maci'de mukaddime bahsinde geçiyormuş diye devam ediyor bu kısım. Allah razı olsun hocam. Allah sizden de razı olsun. İnşallah çok uyutmadım. bahis çok kıymetli. Dediğim gibi bugün de sünnet-i seniyeye baktığımızda ya olabilir ya birisi öyle bir bahis açar ki size Dersiniz ya ne düşünmek lazım burada? İşte o baştaki ayetleri düşünmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tevbe Suresinde öğretildiği gibi 128 ve 129'da bize iştiyakı var ama bizden istinası da var. Beşeri düzlemde, arzi düzlemde yahu karnına taş bağlıyor açlıktan. Hasırın üstünde yatıyor, derisinde izi çıkıyor. Böyle bir insanın dünyalık ne şey olabilir? Açlığı olabilir. Oradan değil, ...bizi iştiyakıyla değerlendirmemiz lazım. Ya işte bizden şunu istedi ki... ...bak kendisine şöyle bir kıyak olsun. Haşa sümme haşa. Efendimiz öyle bir şey ister mi ya? O ne istiyorsa bizim iyiliğimiz için. Öyle düşünerek ve öyle de hissederek... ...minnetle, teşekkür ederek... ...yani ona o şükranı hissederek... ...sünnet-i sininin parçalarına ittiba etmek lazım. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa bize ihtiyacı yok. Allah hepinizden razı olsun Cenab-ı Hak. O sünnet-i seniyeye hakkıyla ittiba edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Ahir zamanda oyun çok, hile çok. <laughs> Cenab-ı Hak ayaklarımızı sırat-ı müstakimden kaydırmasın. Allah tekrar tekrar hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahumenil hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.